Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, korelasyona değineceğim arkadaşlar. Zira son zamanlarda çok fazla e, bu tabiri özellikle geçiyor. Şimdi korelasyon dediğimiz e, noktada özellikle kimi insan bu arada korelasyon da şey yani e, mesela altcoin'in bitcoin'e olan Nasıl diyeyim size? Hareketlerine göre uyumu. Aslında tam anlamıyla bu. İşte e, yüksek korelasyon ne anlamına e, ne anlama geliyor? Yüksek bir derecede Bitcoin hareketleriyle uyumlu. Yükselir yükselir, düşer düşer gibi gibi. E, negatif korelasyonsa tam tersine farklı hareketler gözlemleyebilir. Örneğin Luncun korelasyonu şu anda negatif. Mesela Shiba'nınki ki e, ciddi pozitif. Popüler altcoin'lerde arkadaşlar korelasyon yüksek olur bazı kesim korelasyonun düşük olmasının daha iyi olduğunu savunmasına rağmen ben buna kesinlikle katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü örneğin birincisi sizin cüzdanınızda çok farklı altcoin'ler bulunabilir. Bende mesela bir sürü altcoin var. Şimdi bunlar iyi altcoin'ler ve güvenilir altcoin'ler olması gerekirken özellikle bunların analizini yaparken de tek bir şey üzerinden yani örneğin gün içerisinde takibini yaparken İsterseniz ki normal olarak Bitcoin'e bakarak aslında e, kafanızda ortalama bir fikir bulunsun. Ancak mesela 30 farklı altcoin var sizin portföyünüzde ve korelasyonu negatif olan altcoinler. Bir tanesi uçuyor, bir tanesi kaçıyor e, Bitcoin hareketlerini yaparken bu da e, sizin açınızdan aslında ne yapar? E, genel anlamda takibini zorlaştırır. E, uzun vadede işte zaman fiyat grafiği çıkarırken... E, Coin bazında konuştuğumuz zaman örneğin bond token'ın korelasyonu da acayip derecede negatif. Yani bu şekilde zorluklar çıkarabilir. O yüzden e, ben tercihen korelasyonu yüksek, hayli yüksek coin'leri e, tercih etmenizi bu noktada öneririm arkadaşlar. Çünkü negatifin hareketleri biraz daha e, patlak olur. Nitekim popüler altcoin'lerin korelasyonunun bu kadar yüksek olması da aslında e, ve Popüler olmayan düşük altcoinlerin bu kadar negatif olması da bütün e, negatif olanlar kötüdür demiyorum ancak e, zannedersiniz ki yani e, tahmin edebilirsiniz ki bu da nitekim tesadüf değildir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşçakalın.